Merhaba arkadaşlar. Çıkmamış sorular serisi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Üst sayılar konusunu öğrenirken birkaç tane temel kural var. Onlar üzerine öğreniyoruz. Mesela neler? Bakalım. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarpınca diyoruz ki atlar aynesi üstleri topla. Yani bir. İkincisi atlar pardon üstler aynıysa atları çarp. Niye? Mesela 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 çarptık 36, 6'nın karesi. Bunlar temel kurallar. Bir de bir iki tane gıcık şey var üst sayılarında. Mesela 4 üzeri 1 bölü 2. Hani bir bu, bir de 4 üzeri eksi 2. Bunlar da neler? İşte bir üste bir bölülü ifade gelirse kesirli, bir de negatif gelirse ne olur? Aslında gayet basitti. Negatif gelirse şunu yapıyorduk. Bunu ters çeviriyorduk. 1 bölü 4 üstüne şu eksiden artık kurtuldum diyorduk. Kare yazıyorduk. Yani eksiği görünce ters çeviriyorum. Bitiyor. Eksiği görünce korkuyor, ters dönüyor. Sonra eksiden kurtuluyor. Böyle düşünün. 4 üzeri 1 bölü 2 biraz daha farklıydı. 4 üzeri 1 bölü 2 demek aslında onun kare kökünü al demekti. Ben kare kökü almak istemiyorum diyenler için de şöyle bir şey vardı. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazarım. Üzerine 1 bölü 2 derim. Şöyle çarptığımda bunu sadeleştirir. 2 diye dışarı çıkar. Şimdi bu sorulardan, bu bilgilerden soru türetilirken şöyle bir kör nokta var. O yakalanıyor. Ne o? Diyor ki ben adama öyle bir şey vereyim ki bunları birbirinin içerisine sokayım. Adam hangi işlem sırasında yapacağını takip edemezsin. Örneğin şu soruda ki benzeri bir çıkmamış sorudur. 4 üzeri eksi 2 dışarıda, içeride de bir şeylerin kareleri var. Aday şunu düşünüyor. Ben bununla bu eksi 2 ile bunları işleme sokacak mıyım? Yoksa burayı mı yapacağım? Hangi kuralı takip edeceğim? Üstler aynı, altlar farklı ama çarpma yok. Toplama falan var. Ne yapacağım? Şimdi öncelikle hiç üstlü sayı hakkında bu kurallarla ilgili bir bilgisi olmayan kişinin yapacağı yolla çözelim. Ne o? Der ki 8'in karesi, 8'in karesi 8'e 8'i çarpmak 64. Eksi 6'nın karesi 6 ile 6'yı çarptım 36. Artı 4'ün karesi 16. Bu ne olur? 64, 16 daha 80. 36 çıkaracağım. Önce bir 30 çıkarayım. 50, 6 çıkarttım 44. 44. 4 üzeri eksi 2. Burada belki takılabilir çünkü eksi 2 ne anlama geliyor? Eksiği gördüm mü ters çeviriyordum. Dönüp kaçıyordum. Eksiden kurtuluyordum. 1 bölü 4'ün karesi 1'in karesi 1. 4'ün karesi 16. Öyleyse bu 1 bölü 16'dır. Sildim yerine 1 bölü 16 yazdım. 1 bölü 16 çarpı 44. Yani 44 bölü 16. Sorunun çözüm yolu bu. Bu yoldan çözebiliriz. Gayet makul. Ama burada hani neyi kullanabiliriz farklı olarak? Biraz daha zorlaşan sayılar gelirse. Şunu kullanabiliriz. 4 üzeri eksi 2 tek tek bunlara dağıtabiliriz. Hani 8 üzeri 2 bölü 4 üzeri eksi 2. 6 üzeri 2 bölü 4 üzeri eksi 2. Artı 4 üzeri 2 bölü 4 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Bu bir yoldur. Sayılar değişince biraz daha farklı olabileceği için şu an bu yol saçma gelebilir ama sayılar değiştiğinde daha mantıklı olabilir. Zor sayılar geldiğinde şöyle örnek vereyim. Hani 4'tü 5'ti diye biz bunların karelerini aldık ama şu dışarıda bir 500'ün karesi olsa 500 üzeri eksi 2 olsa içeride de örneğin 750'nin karesi olsa eksi 250'nin karesi olsa artı 500'ün karesi olsa. Şimdi burada açtığımızda o yolla rahatlar. 750'nin karesi bölü 500'ün karesi gelir. Çünkü bu 1 bölü 500'ün karesi olduğu için içeriye 500'ün karesi atarız. 250'nin karesi bölü 500'ün karesi gelir. Artı 500'ün karesi bölü 500'ün karesi gelir. Niye altlara yazdım? Çünkü şunu ters çevirdim. 1 bölü 500'ün karesi olarak düşündüm. Bu 1'in karesi 1, altta 500'ün karesi var. Hepsiyle çarparak dağıttım. Şu sadeleşir. Hani bunlar da ona göre değişir. 750 çarpı 750. 500 çarpı 500 ya. Bu 250 ile sadeleşiyor. 3'e 2 kalıyor. 3'e 2 kalıyor. Oldu 9 bölü 4. Eksi. 250 için yapacağım. 250 çarpı 250 bölü 500 bölü 500.
Ne oldu? 1'e 2, 1'e 2. 2, 2, 1 bölü 4. O büyük sayılar ufaldı, böyle oldu. Eksi 1 bölü 4 artı, bu zaten 1'di. Bu. Ne kaldı? 9 eksi 1 bölü 4. 8 bölü 4, yani 2 üstüne 1 koydum mu 3. Yani şunlar 3 çıkacağını insan hemen görünce düşünmez. Yani bu biraz daha zoru. Bu bir çıkmamış soru olduğu için bu da gelebilir. Yani bu bunun benzeri bir çıkmamış soru olduğu için bu da gelebilir. Daha nasıl zorlaştırabiliriz diye düşünelim. Eksi 2 yerine şey yapabilir. 4'ün karesi yerine 1 bölü 2 diyebilir. Şuraya bir kare koyar. Hani çok zorlamaz. Hani 8'in 1 bölü 2'si demez. Ama 4'ün 1 bölü 2'si der. Sadece şu küçük bilgiyi sınar. Adam 1 bölü 2 görünce bunun karekök alınabileceğini düşündü mü? Onun gibi bir bilgiyle de küçük bir numara çevirebilir içeride. Ama genel olarak soruda sınanan bilgi şu. Bak, sen ezberledin, atları aynı iken üstleri şöyle yapıyoruz, üstleri aynı iken, ama ne o çarpım durumunda? Getirdim ben burada toplama çıkarmada koydum, kafa karışıyor mu? Onu ölçüyor. Hiçbir şey bilmeyen adam dümdüz çözüyor. Bilen adam karıştırıyor. O yüzden hani ben kuralları öğrendim, yine karıştırıyorum, daha da çok karıştırıyorum dememek için kuralları hangi işlemde kullandığımızı bilerek öğrenmek faydalı.